Merhaba tekrar. En son başyapımını, kafa yapımını yüklemiştim. Şimdi ne haldeyiz, ne durumdayız bir görelim. Artık yavaş yavaş toparlayıp tamamlamak istiyorum. Şu anki haliyle 38 saatim kendisi. Daha peruğumuz ve şapkamız yok, yani saçlarımız yok. Şimdi böyle aklıma geldikçe, hatırladıkça eksikleri yavaş yavaş toparlayacağım. Biliyorsunuz ten rengim bitmişti ama Allah'tan şöyle minnacık bir yumak buldum aynı ipten. Hatta kulağın birine ördüm. Bakın aynı markanın bu ten renkleri de var. Daha önce kullanmışım ben. Bunlar kalmış. Çok fazla ten rengi seçeneği var. O yüzden hani bu markayı tercih etmemin nedenlerinden de birisi bu. Hem kalınlığı, hem konforu, hem de renk kartelası çok geniş. Şimdi neyi göstereyim size? Gözle başlayayım istiyorum. Gözden biraz bahsetmiştim. 10 milimlik mavi göz taktım şu an ben. Nasıl taktım? Tam oraya sonra geleyim. Ama dediğim gibi size işleyerek de yapabilirsiniz. Ya da sihirli halkaya 6 ya da 8 tane sık iğne yaparak da yapabilirsiniz. Şimdi şu beyaz kısmı anlatayım. Sonra sırayla gideceğim. Beyaz kısım için sihirli halka yapıyorum. Biraz hızlanmam gerekiyor çünkü belki birkaç gün çekim yapamayabilirim. O yüzden hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Sihirli halkaya şu ipimizi biraz uzun tutalım. Şöyle. Hani kolaylık olsun diye, çünkü biraz geniş bir şey yapacağım. Bir tane düğüm attım. Bir tane sık iğne yaptım. Boynuna dolamadan şöyle ikili trabzan yaptım. Boynuna doladım. İkili trabzan yaptım. Boynuna doladım. Bir tane üçlü trabzan yaptım. Boynuna doladım. Bir tane dörtlü trabzan yaptım. Şimdi geri iniyorum. Boynuna doladım. Üçlü trabzan. Boynuna doladım. İkili trabzan. Boynuna dolamadan ikili trabzan ve bir sık iğne. Şimdi aynısını karşı tarafa yapacağım ki bu oval görüntüyü verebilmek için yapıyorum bunu. Ne yapacağım? Boynuna dolamadan ikili trabzan, boynuna dolayarak ikili trabzan, boynuna dola, üçlü trabzan, boynuna dola, dörtlü trabzan, boynuna dola, üçlü trabzan, boynuna dola, ikili trabzan, boynuna dolamadan ikili trabzan ve sık iğne. Şimdi sıkalım iyice ortasından. Şöyle birleşmiyor gerçi ama olabildiğince yaklaştıralım ki hani oradaki delik olabildiğince küçük olsun. Şöyle bakın çektim. Çekebildiğim kadar. Şimdi şu iki ucu birleştirelim. Dikmeye yetecek kadar ip bırakalım. Şu arkadaki ipi de düğümleyelim sıkı bir şekilde ki göbeği açılmasın, gevşemesin. Ördüğümüz daha sonra deforme olmasın. Şu şekilde yaptım. Şu kadar ip yeterli olur diye düşünüyorum. Göz kısmımız bu şekilde. Bakın. Şimdi şu mavi kısmı için, bu beyazımız, mavi kısmı için elimde 10 milimlik mavi göz var. Şuradan şu göbeğe, deliğe en yakın yerden. Çünkü biraz oranın kapanmasını istiyorum. Ama göbeğe de takmak istemiyorum. Gözün aşağıda durmasını istiyorum. Şöyle takalım. Dikerken de biraz yukarı ittiririz. Şimdi arkasına kilidini takalım. Kilidin oturduğundan iyice emin olalım. Sonra bu sivri kısmını yerleştirirken şöyle delikten içeriye doğru ittireceğiz. Bakın o zaten içeriye girecek. Sonra etrafını dikeceğiz. Ha, sizde mavi göz yoksa dediğim gibi sihirli halkaya bu ip çok kalın gelir. Bunu katlarına ayırabilirsiniz ya da ince iple
6 ya da 8 tane sık iğne yapın. O zaten daire olacaktır. Onu beyazın üzerine dikersiniz. Göbeğine de siyahla bir tane düğüm yapıp ya da yoksa çok küçücük bir siyah boncuk dikip yine bu görselliğe yakın bir görsellik elde edebilirsiniz. Ya da iğneyle bu şekilde bir göz işleyebilirsiniz. Gözümüz bu şekilde. Şimdi kulağa geçelim istiyorum. Bir tanesini ördüm. Hemen diğerini de örelim. İçin sihirli halka yapıyorum. Normal amigurumi mantığıyla devam edeceğim. 6 tane sık iğne. Hızlı gideceğim biraz. 2, 3, 4, 5, 6. Arka düğümleme kısımlarını falan bırakacağım. Dediğim gibi biraz hızlanmak istiyorum. Şöyle sonra düğümleyeceğim yani. Hemen birleştirelim. Size zaten çok kez gösterdim ne yaptığımı. Biliyorsunuz. Hemen ayracımızı alalım. Şimdi hepsine çift batıp 12'ye çıkalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şu ipi bulduğuma o kadar sevindim ki anlatamam size. Sekiz, dokuz, 10, 11, 12. Şimdi bir tek bir çift yaparak yapıp 18'e çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, geri alıyorum hemen çünkü kastı zaten ilmek atladım oradan anladım da geri dönemedim bakın burayı boş geçmişim. 1, bir tane tek bir çift yapıyoruz. Çift yaptım 3, 4, çift yapıyorum 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi iki tek bir çift yapıyorum. Çift çiftin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şu an 24'e çıkıyorum. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi 18'e iniyoruz. 2 tane tek yapıyoruz. 1 tane eksiltme yapıyoruz. 3 oldu. 4, 5, eksiltiyorum. 6, 7, 8, eksiltiyorum. 9, 10, 11, eksiltiyorum. 12, 13, 14, eksiltiyorum. 15, 16, 17, eksiltiyorum 18. Şimdi ise 12'ye iniyoruz. Bir tane sık iğne. Bir eksiltme yapıyoruz. 2 oldu. 3. Eksiltiyorum 4. 5.
eksiltiyorum. 6, 7, eksiltiyorum. 8, 9, eksiltiyorum. 10, 11, eksiltiyorum. 12, bir sıra daha 12 sık iğne örüyoruz. Bakın elimde örülmüş olduğunda ne kadar hızlı gidiyorum. Hazır sayılar olduğunda. Şu an çünkü aklımda, biraz önce ördüm onu. Böyle hızlı hızlı gidilebiliyor. Ama olmayınca ağır ağır düşüne düşüne, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam, kaç sıra yapsam, nasıl artırsam. Çünkü hiçbir şey yok önünüzde. Sadece bir resim var, görsel var, o kadar. O yüzden biraz yavaş gitti ilk bölümlerimiz. Şimdi 12 sık iğne de buraya yaptık. Katlıyorum. Şöyle. Ki dikmesi kolay olsun, hem görseli güzel olsun diye. Karşılıklı olarak birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğneyle birleştirdim. Ve kulağımız hazır. Bakın şöyle bir yukarıya doğru eğimli bir görüntü alıyor. Dikerken o eğimi yukarıya verin. Mesela bunun eğimi burada ya. Bunun eğimini de almak için bu tarafa. Yani şu şekilde dikin. Sivri kısımlar yukarıya gelsin. Kulağımız da bu şekilde. Dikecek kadar hemen ip bırakalım. Şimdi burnumuzu yapalım. Uzun bir burnumuz var. Boyundan bir tık ince, boyun kadar kalın yapmak istemiyorum. Boyun 15'ti. Bakalım bir başlayalım. Ne kadar güzel olacak. 12 mi yapalım, 15 mi yapalım diye. Sihirli halkayı aldım. 2, 3, 4, 5, 6. Birleştirelim. Şöyle düğümü de atmayınca kalıyor sonra. Hemen atayım yine hızlı bir şekilde düğümü. Attım sonra orada kalıyor. Gevşer mi eder mi diye. Şimdi çift batalım. Yok, 12 çok dar olur. Düşünsenize şu an yaptığım mesela sık iğne 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ile çok ince bir burun olur. Bu 15'in burada kalın görünme nedeni zaten içinde hem tel var hem elyaf var. Biraz açıldığı için. O yüzden ben bunu yine 15 yapacağım. Çünkü 12 çok incecik olacak. 1, 2, 3 tane tek, 1 çift, 5 oldu. 6, 7, 8, çift yaptım, 10 oldu, 11, 12, 13, çift yaptım, 15 oldu. Şimdi bunu ne kadar örelim? Yani ne kadar örelim? Bir 10 sıra kadar öreyim ben. Tam olarak çünkü bir bütünlük olsun istiyorum. Ne çok kısa olsun ne çok uzun olsun istiyorum. Bir görsellerinde bakayım, yaklaşık bir ebat belirleyeyim kendime. Yani şu kadar falan yeter aslında ama size söyleyeyim şu kadar sıra ördüm diye. Yani 15 sık iğneyi boru gibi örüp içini elyafla dolduracağız, o kadar. Ve şu kadar daha ipim kaldı. Çok mutluyum şu an. Bu kısmı da böyle tamamladık. Şimdi diğer ayrıntılara geçelim. Burnu hazır yerindeyken göstereyim hemen.
şu kadar ördüm yeterli diye düşünüyorum. Şöyle hafif yukarıya kalkık şekilde dikeriz. Şimdi hiçbirini dikmiyorum. Hepsini iğneleyeceğim. Böyle bütünlük, koordinasyon, yani görselliğin en güzel noktaya getirdikten sonra dikelim. Çünkü şey, bütünlüğü bozulmasın. Şunu da şöyle dikeceğiz. Yerleştirelim yine. Dikince zaten içeriye yerleşecek. Şu şekilde yeterli. 14 sıra örmeniz. Şimdi ne kaldı geriye? Pantolonun biliyorsunuz askıları var. Ben şöyle bir tanesini ördüm. Ne yaptım? Söyleyeyim. Hemen 50 tane zincir çektim. İkinci zincirden 49 sık iğne ile geri döndüm. Sonra bir zincir daha çekip 49 sık iğne yaptım. Hepsi bu kadar. Ve şöyle dikmeyi düşünüyorum. Arkaya çapraz. Tabi bundan bir tane daha yapacağız. Şöyle arkaya çapraz. Pardon, şöyle. Öne düz, arkaya çapraz. Şöyle dikeceğim. Buralara da düğme dikeceğim. Elimde üzerinde handmade yazan ahşap düğmeler vardı. Onları bulabilirsem onlardan dikeceğim. Sizin de elinizde mevcutta ne varsa onları dikebilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi yelek kısmına gelmek istiyorum. Yelek ve yakası var ama ben onları en başta da söylemiştim. Daha ilk başlarken Pinokyo'ya. Örüp örmeme konusunda çok istekli değilim, hevesli değilim. Çünkü şu anki görseli çok güzel zaten. Bir de üzerine bakın. Böyle kocaman bir papyonu var. Ki onu da nasıl yaptığımı hemen söyleyeceğim ki daha bitmedi. Şöyle dikeceğiz. Yani bunu diktikten sonra artık bunun altına, yeleğe, yakaya vesaire gerek var mı bilmiyorum. Göz ısrarla düşüyor, düşsün. Gerek yok diye düşünüyorum. Şöyle. Çünkü renk bütünlüğü çok güzel zaten. Hani bunun altına o zaman hem askılar çok güzel görünmeyecek. Fazla gereksiz bir kalabalık olacak. Bilmiyorum. Belki şuraya yan tarafa pantolonun detayını yapabilirim. Şimdi papyonda ne yaptım? Geniş bir papyonu var. O sebeple ben de olabildiğince geniş yapmaya çalıştım. Papyon için 43 tane zincir çektim ve birleştirdim. Sonra döne 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 kaç sıra daha yaptım ben bunu? 10 sıra daha yaptım. 43 zincirin üzerine 43 sık iğne ile 10 sıra gittim. Şöyle bir papyon yaptım. Üst kısmı biraz hafif dar o zincirin olduğu yer. Aşağısı daha geniş. O yüzden o dar kısmı yukarı getiririz. Geniş kısmı aşağıya bırakırız. Şimdi tabii bunun ortasını tutacak bir şeye ihtiyacımız var. Onun için de ne yapalım? Alalım yine mavi ipimizi. Şimdi mavi ipimizle en azından şu ortayı şöyle bir araya getirebilecek kalınlıkta bir şey yapmaya çalışalım. İp de dolayabiliriz aslında ama böyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yeter mi bakalım? 12 zincirli bir şey. Bunu toplamaya yeter mi? Şöyle bakalım. Çünkü dikeceğiz bunu. Şeridi üzerine dikmemiz gerekecek. Valla zar zor çok sıkarsak 13 yapalım bunu biz. 13 zincir yapalım. İkinciden geri dönelim. Bir. Bu arada nasıl döndüğümü de göstermiş oluyorum size. İki. Üç. Yani askı ve papyon için ne yapmanız gerektiği konusunda yardımcı olmaya çalışıyorum. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. 9, 10, 11, 12. Şu ipi de alttan yürütelim ki yok olsun. 12, bir tane zincir çekelim. Hemen buradan geri dönelim. Yine 12 sık iğne yapalım. 1, 2, 3,
dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve on iki. Bunun genişliği yeterli diye düşünüyorum. Şöyle bunu büzdürüp, şöyle güzel bir şekil verip, şöyle ortasını kabartıp, şöyle yanlardan sıkıştırabiliriz. Şöyle bunu bunun üzerine dikelim ve şöyle arkadan uçlarını tutturalım sıkı bir şekilde. İyice sıkı bir şekilde tutturalım. Biraz da uzun ip bırakalım. Bu tutturduğumuz yerden de Pinokyo'muza dikeriz. Tamam mı? Papyonumuz da bu şekilde. Şimdi geriye ne kaldı? Geriye saçlarımız kaldı, şapkamız kaldı ve elde zaten küçük bir detay var, o sorun değil. Şu yana şerit yaparsam o var. Şimdi nereden ilerleyelim? Ben bir videonun büyüklüğüne bakayım. Duruma göre ondan sonra ya burada kesebilirim ya da devam edebilirim. Neyi nasıl yapacağımı hep anlatıyorum ama göstermeden de içime sinmiyor. Ucunu birleştirip dikelim demiştim. Bakın ben birleştirdim. Katlamadım. Böyle daha geniş durması için şu şekilde bıraktım. Orijinal görüntüye daha yakın olsun diye. Bakın iki ucu birleştirdim. Şöyle dikiyorum. Bir karşıdan bir buradan alarak sağlam bir şekilde dikeceğim. Çok da güzel oldu. Papyonumuz. Zaten neredeyse ön kısmının yarısı papyondan oluşuyor. Ben o kadar aşırı büyük yapmadım ama çok küçük de yapmadım. Şöyle aldım. Şu dikme yerini şöyle ortaya kaydırabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Onu da şöyle dikeceğiz. Şimdi bu arada ben ne yaptım? Yine boş durmadım. Yan tarafında detayları var biliyorsunuz pantolonun. Onu yapacağımı söylemiştim. Şerit olarak öreyim mi, işleyeyim mi diye düşünürken işlemeye karar verdim. Çünkü şerit ördüğümde bir de onu dikmesi gerekecekti. Biraz daha meşakkatli olacaktı. Ben böyle işlemeyi tercih ettim. Papyonun rengini iç kısma kullandım. Dışına da şöyle koyu bir mavi tercih ettim. Hiçbir şey yapmadım. Sadece gördüğünüz gibi hemen şöyle alayım. Benim biliyorsunuz iğne geçirme problemim var. Ben şöyle alalım. Mavi, koyu mavi ipi kestim. Şöyle kocaman bir düğüm yaptım. Şuradan en alttan etek ucundan tam ortalayarak bakın. Şöyle tutalım. Arkadan görünmüyor ama önden görünmesini istedim. O yüzden nereye yapabiliriz? Şöyle tuttuğumuzda şöyle hem ortalasın hem yandan görünsün. Şuraya şöyle ipimizi düğümleyelim. Şurası iyi. Biraz daha mı kayalım? Şöyle. En alttan düğümleyelim ipi. Şöyle sabitleyelim buraya. Ondan sonra da bakın. 2 2 2 2 çıkarak da yukarıya kadar çıktım. Şöyle. Hiç şeyi bozmadan, hizayı bozmadan. Şimdi ben çekerken bozabilirim, o yüzden kusura bakmayın. Siz böyle ip gibi çıkmaya çalışın. Ki bozulursa ben söker tekrar yaparım. Bakın. Tekrar geri geldim. Tekrar yukarı çıktım. En üste yukarıya kadar. Bu şekilde işledim. Şöyle devam edin yukarıya kadar. Gördünüz nasıl işlediğimi. Bu şekilde dümdüz ip gibi çıkmaya çalıştım. İki sıra
İki sıra gittim, ilerledim yukarıya kadar. Yani iki sıradan kastım, iki sıra böyle ala ala ilerledim. Bakın, şöyle düzeltelim. Bu şekilde. Sonra yukarıya geldiğimde kaç sık iğne ara vermişim? 1, 2, 3 sık iğne sonra aynı sırayla geri indim. Ortalara da bakın, diğer mavi iple, şu iple hemen ilk sıranın bir üstünden 1, 2, 3, 4 sırayı kapsayacak şekilde şu çizgiyi yaptım. Sonra ortasından şu çizgiyle artı yaptım. Diğeri için bir sıra atladım. Yine 4 sık iğne. Ortasından artı. Bir atladım. 4 sık iğne. Ortasından artı. Yukarıya kadar çıktım. Tek yaptım bu. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel olmuştur. Şimdi ben bu kısa bir video oldu ama yüklemek istiyorum. Niye? Çünkü sizi hani ilerliyorsunuz ya benimle birlikte. Boşta kalmayın istiyorum. Siz de aynı hızda benimle ilerleyin istiyorum. Yani videoları biriktirmek istemiyorum. Çünkü geriye sadece şu an peruğumuzla şapkamız kaldı. Onun ve yüz şekillendirmemiz kaldı. Belki onları bir araya toplayabilirim son video olarak. Ama şu an şuraya kadar olan yaptıklarımı çok kısa da olsa 5. video olarak birleştirip yükleyeceğim. Hemen görüşmek üzere.